Arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden inceleme videosu çekmiştik. Kuba Super Light ile beraber karşılaştırma yapmıştık. Bugüne o şekilde bir video değil de sürüş odaklı, benim deneyimlerime odaklı bir de soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Daha önceden bir anket oluşturmuştum. O ankette sorular geldi. Telefondan çektiğimden dolayı onları kağıda not aldım. O şekilde okuyup cevaplandırma yapacağız. Mikrofon çalışıyor mu diye arada bakıyorum da. Nasılsınız inşallah? Keyifler yerindedir. Şimdi ilk başta soru cevapla ilerleyelim arkadaşlar. Çapur Koray kardeşimiz sormuş. Nevada'nın gaz tepkimesi nasıl? Arkadaşlar şöyle, gaz tepkimesi direkt sana cevap veriyor. Direkt böyle tak diye gazı verdiğin an arkadaki artçı varsa eğer direkt atıyor ön tarafa kendisini. Sisi barınız varsa yaslanma yeriniz direkt arkaya gidiyor. O yüzden gaz tepkimesine dikkat etmek lazım. Yani anında sana cevap veriyor kardeşim. Merak etme. İnal ikinci 17 kardeşimiz yazmış. Çocukların videoların devamı gelecek mi? Gelecek. Zaten bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama birkaç gün içinde çocuklarla bir video çektim, onu atacağım. Murat Slow kardeşimiz yazmış. Hocam selamlar. Tork tatmin edici mi? Bir de hava soğutmalı olmasının dezavantajı oluyor mu? Şöyle, tork tatmin ediyor. Yani çaparda zaten hız aramıyorsunuz. Ama yine de insan biraz daha gitmesini istiyor. Ben vallahi memnunum. Öyle söyleyeyim. 120-130 gidiyor. Top speed'de 145. Tatmin edici hocam. Bir de hava soğutmalı olmasının dezavantajları şöyle. Çaparda çoğunluğun çapır, hani yeni modeller çıkıyor vesaire. Onların haricinde çapırların çoğu hava soğutmalı oluyor biliyorsunuz ki. Atıyorum uzun bir yola çıkacaksınız. 100 kilometre ya da 1 saatte bir mola verin, dinlenin. Bu dezavantajı var. Bir de şöyle bir dezavantajı oluyor. Bugün motorumuzu yıkadık. Yıkamadan önce bir yarım saat soğuması gerekiyor. Çok çabuk ısınıyor yani. Çift silindir olduğu için. Superlight'ta bu sorunu yaşamamıştım ama bu bayağı ısınıyor. Ergin Ahmet. Kuba Superlight motoru aldım. Daha yeni egzozundaki susturucuları komple çıkartma gibi bir isteğim var. Lakin bu olay polis cezasına veya motor için kötü olur mu? Böyle söyleyeyim Ahmet kardeşim. Hayırlısı olsun ilk başta motorun. Egzozdaki susturucuları bence çıkarma. Firma onu zaten bilerek koyuyor. Yani onu senin çıkarmana gerek yok. Polis tarafından da bu ceza yazılıyormuş. Çünkü ben Nevada'da da düşündüm. O güzel bir ses alıyormuş. Şu andaki sesi güzel ama daha da fazla güzel ses alıyormuş. Ben istemiştim ama insanlar dedi çıkarma gerek yok. Bir de polis ceza yazma durumu oluyormuş. Bir de motorun ömrünü kısaltma durumu oluyor. Çünkü sen motoru daha çok yoruyorsun. Mesela atıyorum 100 kilometrede 3 litre benzin yerken bu sefer 4 litre 5 litre yiyor yani. O şekilde de sorunlar da çıkabiliyor. Bence gerek yok. Hiç orijinalini bozma motorun. Çünkü chopper'ın kendi sesi oluyor. Superlight'in evet tatmin edici değil. Ben de kullanırken bunu yaşamıştım. Ama en azından tecrübe edin, kendini geliştir, daha yüksek modellere inşallah geçersin. Furkan Balaban, Superlight'ten sonra nasıl bir his? Arkadaşlar şöyle, çok güzel bir his. Superlight de güzel çünkü benim ilk göz ağrım, ilk motorumdu yani. Ama hani bir süreden sonra gitmiyor. Hani sen istiyorsun biraz daha hızlı gitsin. Yani tamam hız bizim isteğimiz değil çapırda ama en azından biraz daha olsun. Bir de ses olması lazım, Superlight'te yok. Yani bunun orijinal sesi güzel. Yani insanlar bakıyor, güzel tepkimeler alıyorsun. Arda Turgut kardeşim, çapır ile tek teker nasıl yapılır? Arda kardeşim vallahi hiç öyle bir niyetim olmadı. Hevesim de yok. Ama Instagram'da Reels videolarında karşıma çıkmıştı. İnsanlar yapıyor, bazı yabancı ülkedeki insanlar yapıyordu yani. Ama benim öyle bir niyetim yok. Çok da denemedim yani. Büyük ihtimal denesem de yapamam. Şükrü Yılmaz, Kuba Superlight'te yaşadığın kronikler neydi? 4000 kilometrede sattım Kuba Superlight'ı. Sorun yaşamadım desem yeridir arkadaşlar yani. Çok ufak tefek şeylerdi. Bazıları diyor hani akıtma yapıyor Kuba Superlight'te falan ama ben hiç yaşamadım bunlarda. O akıtmada da mesela Nevada'da da oluyormuş. O durumlarda çok depoyu doldurmayın. Bazen de depo böyle şişiyor. Bu Nevada da çok yaşanılıyor. Superlight'te de benim bazen orada. Açın kapağını, biraz çekin. Sss diye böyle hava zaten salıyor. Arada bir onu yapmak gerekiyor. Zeynep sormuş. Çoparlık doğuştan mı? Evet. Doğuştan. Tek tekerle ilgili bir soru daha var. Akın Önder. Tek yapabiliyor mu? Yapıyorum Akın. Ona da buradan selamlar. Şükrü Yılmaz tekrar sormuş. Yüksek gidon takacak mısın? Ben de istiyorum ama şu anda motorla oynama hem bütçe anlamında yapamıyorum. Hem de şu anda daha tam hevesini alamadım. O yüzden bu şekilde devam edeceğim bir süre. Yüksek gidon istemiyorum arkadaşlar. Şeyini bozmak istemiyorum. Belki hani T olur ya da düz olur da daha yüksek gidon bence Nevada'ya gitmez diye düşünüyorum. Biraz da hani bu tamam arkada yeri var ama solo tarzı bir motor olduğu için daha böyle yere yakın olursa daha tatlı olur diye düşünüyorum. Kemal Paşa sormuş. Neden Nevada? Neden Nevada? Superlight'ten sonra geçmek için çok motor araştırdım. Regal Raptor düşünüyordum. Daha sonrasında Musatti yeni modelleri Türkiye'ye satışa girdi biliyorsunuz ki. Onlardan baktım. Musatti açıkçası güzeldi. Kayış aktarması var. Su soğutmalı. 6 vites. Kaizen modeli. Aynen Kaizen modeli. Arkadaki sisi bar ön tarafa doğru geliyor. Tek kullanıyorsan. Güzel özellikleri vardı. Yanda çantaları var vesaire ama bütçe anlamında beni çok zorlayacak ve o yüzden demedim diyebilirim. Regal Raptor'a baktım Dayton'u. Kullanan arkadaşlarım çok var. Sıkıntıları çok var. Kronikleri çok var dediler. O yüzden vazgeçtim. Yeni modelleri su soğutmalı.
yapmalıymış. Ama yine de istemedim. Benda modeli var. Onlar da bütçemi biraz daha açtı. Nevada'yı zaten istiyordum. Çanakkale'de birkaç kişi de vardı, görüştüm. En azından beni tatmin edici özellikleri var. Hem hızı var, hem gösterişi var, hem rahat. Yani kullanan arkadaşlarım diyor rahat. Arkasına oturan insan zaten abi diyor yani uzun yola gelirim seninle diyor. Arkasını direkt yasladığı için bayağı rahat yani. Bazen mikrofonun şarjı bitiyor da powerbank'ten dolayı hemen değiştiriyorum mikrofonları. Kemal Paşa kardeşim bir soru daha sormuş. Abi şair yanın nereden geliyor diye. Sorabildiğim için tabii kitabımı da yanımda getirdim. Bu benim ilk kitabım. Sesinde Yalnızlığın Öyküsü var. Şu anda zaten satışta, 1,5 sene önce çıkmıştı. Bu benim ilk göz ağrım. Çanakkale'de bu fotoğrafta çekildi. Yakın zamanda ikinci kitabım da satışa çıkacak. Bu videoya özelde 5 kişiye kitabımı hediye etmek istiyorum. Hem kitabımızı da göstermiş olalım. Yani şair yanı bir anda olan bir şey değil. Şiiri etkiliyor, yaşadıkların, yaşamadıkların hislerini etkiliyor. Doğuştan gelen bir yeteneği sen birleştiriyorsun diyebilirim. Eren Onal kardeşim, müsaade alınır mı? Bence alınır. Daha yeni bir çıkmış model, yeni bir firma. İtalya kökenli galiba bazı şeyler geliyor ama Türk firması diyebiliyorum. Biraz araştırmak gerekiyor, kullanıcı deneyimlerini görmek gerekiyor ama dışarıdan baya muazzam gözüküyor. Eğer bütçen yetiyorsa biraz daha araştırdıktan sonra düşünebilirsin bence. Tekrar sormuş, yeni motorundan memnun musun? Evet memnunum, bir sıkıntı bana yaşatmadı. 6000 kilometrede sadece sol arka sinyalim ve kornam bozuldu. Onu da firmadan sipariş ettik. Yakın zamanda inşallah gelecek. Burak Bey sormuş, Superlight mı, Pilder mı? Bence Pilder, çünkü Pilder'ın su soğutma avantajı var. Güzel bir modelde ama tabii ki de Superlight'i ilk göz ağrımı da ezmek istemiyorum. Ama şu andaki düşüncem olsaydı Pilder'ı seçme durumum olurdu. Superlight'te hani köpülemek amaçlı değil. Hiçbir sorun yaşamadım. Hiç yani onun için. Atıyorum ufacık sinyalin bozulması, kornanın bozulması ufak tefek şeyler aslında. Hani o bile olmalı Superlight'ta. Sadece dediğim gibi hız tatmin etmedi, ses tatmin etmedi. Bunlardan dolayı değiştirdim Superlight'ı. Tunç Selim, Nevada almayı düşünüyorum. Tavsiye eder misin? Az önce cevapladım. Evet tavsiye ederim. Güzel özellikleri var. İnceleme videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani biraz daha motordan bahsetmek yerine sizin sorduğunuz soruları cevaplamak istiyorum bu videoda. Nevada gerçekten parasını hak eden bir motor mu? Beklentimiz ne olmalı? Muhammed Mirdesli. Ya bence parasını hak ediyor. Ya tabii Türkiye'de şartlar çok pahalı arkadaşlar. Her şey pahalı. Ya beklentin şu olmalı. 6 vites değil. Çok hız arıyorsan kesinlikle tavsiye etmem. Hızlı değil. Ama sesi güzel. Görünüşü güzel. Sisi barı taktırdıktan sonra artçını alabiliyorsun. Nevaleni yükle, istediğin yere git. Bir sıkıntı olmuyor. Bu gibi beklentilerin varsa, böyle yolun tadını çıkarmak istiyorsan gezerken o beklentilerini karşılar yani, öyle söyleyeyim. Celil Aydın, en çok almayı istediğim motor, acaba kronik sorunlarından korkmalı mıyız? Kalite nasıl? Ben kronik sorun yaşamadım Nevada'da. Sinyal ve korna haricinde yaşamadım hiçbir şey. Biraz şans, biraz da kullanıcı deneyimden kaynaklı bu. Şansın da etkisi var tabii ki de. Bazı motorlar direkt firmadan çıktığı gibi sorunları olabiliyor. Regallerde çok var. Bu kronik sorunları Nevada'nın grubundayım ben. Oradaki kronik sorunlar var, başlıklar. Ben bu başlıkları teker teker bu cevabın altına ekleyeceğim videoya. Oradan bakabilirsiniz. CNR MRT 06 uzun yol. Blok gelir mi? Aşırı sarar. Valla düşünüyorum ama şu anda hem vakit hem vakit olmadığı için biraz onu ertelemek durumunda. Artık mevsim değişti. Kış geldi. Kışın da illa yapılır turlar ama ekipmanları biraz daha sağlamlaştırmak gerekiyor. İnşallah yakın zamanda olur. Tekrardan yeni kamera aldım. Biraz ona alışayım. Bloklara devam etmeyi düşünüyorum tabii ki de. KRM, BKM. Hangi ilçedesin? Sayıya göre bir buluşma patlar. Çanakkale merkezdeyim şu anda. Bu videonun altına yorumlara yazan insanlarla bir toplanma olur eğer. Güzel bir sayıya ulaşırsak ben de isterim. Zaten Çanakkale'de bir ortak arkadaşlarımız var. Onlarla sürüşlere çıkıyoruz. Belki siz de katılmak istersiniz. Arkadaşlar soru cevaplarımız bu şekilde. Hadi o zaman sürüş videosuna geçelim. Arkadaşlar tekrardan herkese selam. Direkt zaten dijital göstergemiz arkadaşlar. İnceleme videosundan biliyorsunuz. Şu anda Insta360'dan görüntüleri verip telefondan da sesi vereceğim size. ABS ışığı gittikten sonra sönüyor. Bu şekilde enjeksiyonu açıyoruz. Enjeksiyonlu motor. Kalkışı çok basit arkadaşlar. Hafif devreci bırakıyorsunuz. Bak gitmeye başladı zaten. Gaz ben vermiyorum. Hafif de gaz yardımıyla yola çıkıyoruz. Biliyorsunuz chopperlarda biraz daha önde vitezler. Buradaki yollar çok güzel. Ben çok seviyorum bu yolları. O yüzden buradan götürmek istedim sizi de. Feriliğini test edelim arkadaşlar. Bu arada boşu çok kolay geçiyor. Superlight'te çok zorlanıyordum da bunda kolay geçiyor. Vitezimizi aldık. Şimdi seri bir kalkışı size göstereyim arkadaşlar. Ha, köpek var orada göstermesen. Şimdi geçelim de öyle göstereyim. Köpekler çok şey yapıyor arkadaşlar, saldırmış. Yani 65
70 arasına uzanamıyor için vitesdeyken, öyle söyleyeyim. Ve vites atarken hızlı kalktığınız zaman diye bir ses çıkıyor. Sanki öyle nitroluyormuş gibi. O videoda duyulur mu bilmiyorum ama güzel bir ses. Böyle de bir görüntüsü var arkadaşlar manzaramızın. Ya motor konforlu arkadaşlar yani. Böyle rezlikler gibi böyle durmuyorsunuz. Böyle uzatıyorsun ellerini, duruyorsun. Gaz tepkimesi şöyle soran insanlara. Mesela bak direkt atıyor ya. Birinci viteste göstereyim. Bir de şey oluyor mesela, gidiyorsunuz. Vites düştüğü zaman çok motor kendini belli ediyor. Ya da yükselteceğiniz zaman da belli ediyor. Yükseltmiyor diyor yani. Ama tepkimesi güzel ya. Direkt atıyor yani, ben seviyorum. Mesela. Altı vites bence gerekli ya. 5. vites atıyorum 100-110'a kadar çıksa 140'a kadar da 6. vitesde gidersin diye düşünüyorum. Şu an sesim nasıl kaliteye çıkıyor bilmiyorum. İlk kez bu şekilde deniyorum. Birazdan da egzoz tarafına takıp oradan da görüntüyü sağlamak istiyorum size. Diğer taraftan görüntü alsam bence daha iyi olacak gibi arkadaşlar. Ha, güneş gitti. Çünkü güneş bu taraftaydı az önce. Az önce demek istediğim bu, tepkimeler bu şekilde oluyor. Ani olarak olabiliyor gaz tepkimesi. Rodaja kadar 5000 devire geçmeyin arkadaşlar. Rodajdan sonra geçebilirsiniz. Sıkıntı yok. Dörtlü göstergemiz bu şekilde. Benim sol sinyal çalışmıyor. Bozuldu bak, hızlı gidip geliyor. Bu normal. Yoruma yolculuk sadece. Virajlar da bu arada arkadaşlar, viraj da güzel olmuyor ya. Göz düşürünce de sesler bu şekilde. Vites düştükten sonra şu ara gazı çok seviyorum arkadaşlar. Bir ara gaz yapıyor ya, beni bitiriyor. Ya bu yollar çok güzel, sadece benim korktuğum şey köpekler, çünkü gelirken videosunu çekemedim ama güzel yola gelirken ileride bir yol var, oradan girdim, muhteşem güzel ama 10 tane köpek var. Bir tane araba durdurdum, dedim ki abi dedim hani dur burada, ya geçemiyorum dedim yani, geçemedikten sonra da anlamı yok abi dedim dur. Adam sağ olsun yardımcı oldu, bizim de canımız tehlikede, ciddi anlamda direkt atlıyorlar üstüne, durduğun zaman sıkıntı yok ama motorun sesi de kuvvetli olduğu için direkt atlıyorlar sana. Abla bu yol nereye çıkıyordu? Sen de mi bilmiyorsun? Abi bu yol nereye çıkıyordu, ben onu unuttum. Bu arada mikrofon sesi bitti arkadaşlar. Normalde bu yolda tabii ki de bu kadar hızlı kullanmayın, çünkü sahil yolu gibi düşünün. Yani burada traktör de çıkabilir, hayvan da çıkabilir. Ben sadece videoyu çıkıp bu şekilde kullanıyorum. Kullanış açısından rahat arkadaşlar, yani benim hiçbir sorunum olmadı. Dağ da çıkıyor, bayır da çıkıyor, tepe de çıkıyor, yormuyor yani kendisini. Benzin göstergesini aldırmayın, bazen yanlış gösteriyor. Çalıştırdığınızda az gösteriyor, devam edince bu artıyor. Aynaları bu şekilde arkadaşlar, bence siz kullanmayın. Ben Harley'e yani benzediği için, hoşuma gittiği için yaptım. Çünkü hem bu tarafa çarpıyor hem de tam net göremiyorsun. Kör noktayı göremiyorsun. O şekilde söyleyeyim hani. Kör noktayı görebilmek için ben bu şekilde yapıyorum. O şekilde görüyorum. Ayağı da gitmiş Çanakkale'de video için. Ya benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Superlight'ta çok motor bayılıyordu. Bunda bayılma gibi bir şey yok. Çift silindir olduğu için. Motor ver bana diyor yani. Şunu da söyleyebilirim, lastikleri değiştirin arkadaşlar, çünkü lastikler çok iyi değil. Her motorun fabrika çıkışları güzel olmayan, bunun da o şekilde iyi değil. Değiştirmenize tavsiye var. Çanakkale Belediyesi yolları düzeltmiyor ama burada bisiklet yolu var, görüyorsunuz. Bayağı uzanıyor çünkü bisikletlerimizi yiyip de burada tur yapmıştık, oradan hatırlıyorum. Arkadaşlar güzel motor ya, chopper istiyorsanız başlangıç için Superlight ya da Runrider alın. Onunkisi soğutmalı, biraz daha pahalıdır ama daha iyi o, bizim Fatih'te de vardı. Biliyorum çünkü kullandım. Bana kullanışı çok zevkli gelmedi ama kötü motor değildi.
Abi motorcu selamı olacak yani. Her motorcu geçtiğinde o selam vereceksin. Olmazsa olmazı. Bazen şu ibre oynuyor arkadaşlar böyle kendiliğinden. Onu dert etmeyin. En küçük sorun o. En küçük sorun. Burada galiba bunların değiştirme butonu var. Hiç ellemedim, bakmadım yani, öyle söyleyeyim. Depoyu söylemiştik zaten. Depoda bazen şiştiğinden açıp kapaman gerekiyor. Yani anahtarı sokup pıs diye ses çıkıyor, hava alıyor. Sesi güzel arkadaşlar yani. Bir chopper'a göre dediğim gibi her zaman söylüyorum. Hem sesi var, hem yumuş var, hem rahatlığı var yani. Dediğim gibi rahatsın abi, hani böyle gidiyorsun yani. Başka hiçbir şey yok. Manzarada da kimse video çekmez arkadaşlar, değerimi bilir. Bu arada ön arka ABS. ABS'de böyle girdi gördüğünüz arkadaşlar. Bu arkaya zaten sıktığınızda, arka frene bastığınızda %70 ya da 80 arka, önü de %30-20 sıkıyormuş galiba. Buna herkes 3 parmak ya da tamamını diyor. Bilmiyorum, ben önü genelde çok kullanmıyorum. Hani eşit orantıda kullanmaya çalışıyorum ama fren kalitesi Superlight'a göre güzel. Lastiklerini değiştirmek gerekiyor. Hız konusunda dediğim gibi çok hızlı seviyorsanız rezil tabii ki de geçin. Ben çok hızlı sevmediğim için bu bana tatmin edici. Yeterli uzun yolda da beni yormuyor. Açıkçası güzel. Abi orada ateş yakmışsınız da onları söndürün. Çanakkale'de çok yangın çıkıyorlar ha. Bu anda sesini size söyleyemeyeceğim çünkü bu anda bozuldum. Bayır aşağı genelde giderken de düşük devirde gidin. Hızınızdan daha düşük devirde gidin. Çünkü motoru kendi kendine devriyaj freni yapacaktır arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Başka benim aklıma gelen bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi dediklerimi dikkate alın. Benim bildiklerim, tecrübe edindiklerim bu. Gayet tatlı, güzel bir motor. Üzmüyor yani. 6000 kilometreye geçti gördüğünüz gibi. Geçenlerde zaten Instagram'da görmüşsünüzdür. Bakıma soktum. Beni üzmedi. Şu ana kadar da çok şükür yolda da bırakmadı. Benzin 3 kilometrede 3 litre falan yakıyor. Bayırları da çıkıyor. Her şeyi görüyor yani. Kullanım açısından da güzel. Likez geçişleri güzel. Devirleri güzel. Abi daha ne olsun? Dediğim gibi yani çok bir böyle papa ses aramıyorsanız bu tam sizlik. Hız aramıyorsanız sizlik. Rahatlık istiyorsanız da sizlik yani. Adamlar her konuda şeyini yapmışlar. Sadece Çin balı. Peki de kimse Çin balı kullanmak istemez ama paramız buna yetiyor. İleride inşallah Japon'a geçeriz. Ya ben de Honda Shadow'a binmek çok isterim ki bu motordan sonra iki tek isteğim. Şu an için o. Tek teker yapalım. Maşallah abimizi yapmayalım. Hatta bayır çıkmayı görelim arkadaşlar, görün. Gördüğünüz gibi hiç tezi düşürmedim. 80'e kadar, 70-80'e kadar dayandı. Superlight'da olsa 50 ile falan çıkmıştım büyük ihtimalle. Dediğim gibi bu yollarda hız yapmayın. Birinci nedeni de bu şekilde büyük araçların olması. Dikkat edin yani. Şimdi arkadaşlar mikrofonu egzoza takalım. Görünüş bu şekilde. Aynaları sizi bu şekilde yapın dediğim gibi. Frenler konusunda, hız konusunda her şeye dikkat edin. Önceliğiniz kendiniz. Birisine hava atmak için tabii ki de bu motora binmeyin. Kendinize, evkiniz için binin. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kullanırken de şunlara dikkat edin. Ayağınız egzozu çok değmesin dediğim gibi. Motor çok çabuk ısınıyor. Ona dikkat etmek lazım.
Arkadaşlar tekrardan herkese selam. Videoyu bitirdik. Gün battı gördüğünüz gibi. Sabah başlamıştık, akşam bitti. Gerçekten çok zormuş bu tarz videolar çekmek. Yani kolay değil. Çünkü hem mikrofonu ayarlıyorsun, hem kamerayı ayarlıyorsun vesaire derken cidden zormuş. Bazı yerlerde hatta ses gitti. Onu editte ayarlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız olduysa affola. İnşallah bilgilendirme amaçlı, hani sürüş amaçlı almak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmuşuzdur. Daha fazla video için takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.